Şimdi bir başka dava, ya dava değil de bir soruşturma diyelim. Disiplin soruşturması çünkü bu. Türk Silahlı Kuvvetleri Harbiyeliler için Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan, kılıç çatan askerler için, öğrenciler için hepsi teğmen oldu ve Erdoğan'ın o kılıçları kime çatıyorsunuz çıkışından sonra şimdi bir karar verilecek. O karar ne olacak? Karara ilişkin öngörüler var. Yani ordunun bugün içinde bulunduğu durum, Milli Savunma Bakanlığı'nın genel pozisyonu, Milli Savunma Bakanı'nın olaya yaklaşımı ve iktidarın genel olarak pozisyonu dikkate alındığında ve teğmenlere gönderilen, onların savunmalarının istendiği yazıya dikkat edildiğinde, bakıldığında bir ihraç kararı çıkacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla tepkiler de bu çerçevede veriliyor. Yani bir uyarı, bir disiplin cezası böyle uyarıyla geçiştirilecek bir tabloyla karşı karşıya değiliz gibi. Peki, Milli Savunma Bakanlığı ne diyor? Milli Savunma Bakanlığı, teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelediğini iddia ediyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelediği ifadesi boşuna seçilmiş bir ifade değil. Çünkü teğmenlerin ihracı istenen madde askerlik kanunu, disiplin kanununda 21. maddenin C bendi tam da bunu tarif ediyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeleyenlerin ihraç edilmesi gerektiğini yazıyor. Bugünkü açıklama da işte o ihraç kararı çıkacak görüşünü güçlendirecek nitelikte. Bir bakalım açıklamaya. Elbette itirazlarımız, düşeceğimiz notlar var ama önce haberimizi izleyelim. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun oradaki birkaç tane kendini bilmez. Bunlar da evvelallah temizlenecek. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan teğmenler için harekete geçildi. Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun ardından teğmenler Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş'a da TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığı bildirildi. Gelişmeyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu duyurdu. Türkiye yaraşan gücüyle bağlıyız Cumhuriyete. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da konuya ilişkin açıklama geldi. Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan teğmenlerin TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediği iddia edildi. İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tartışmaya açıp itibarını zedelediler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerle ilgili soruşturmanın tutanağı ortaya çıktı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün aktardığına göre disiplin soruşturması sonuç raporu 13 Kasım'da tamamlandı. Mustafa Kemal'in 15 Kasım'da bazı teğmenlere 3 gün içinde savunma yapmaları için bulundukları sınıf okullarında tebligatları yapıldı. 3 gün içinde savunmasını yapamayacak olanlara 2 gün ek süre tanınacağı da belirtildi. Öztürk'ün aktardığına göre teğmenler belirtilen sürede savunma yapmamaları halinde savunma haklarından vazgeçmiş sayılacak. Devre birincisi tarafından mevzuattan kaldırılan andın okunması için ortam hazırladığınız, ayrıca okunan anda iştirak ettiğiniz tespit edilmiştir. Askeri mahalde program dışı ve izinsiz olarak icra edilen eyleminizin askeri hizmete olan olumsuz etkisi, disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olumsuz etkileri ve askeri disiplinin ağır biçimde zedelenmesi gerekçesiyle eylemleriniz hakkında silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceğinizden konuya ilişkin savunmanızı yapınız. Tutanağa göre 30 Ağustos 2024'teki tören öncesinde teğmenlerin yemin metnini okumak ve ölen arkadaşları İsmail Karaağacı anmak için ve yemin metnini okumak için izin istediği ortaya çıktı.
Mezun teğmenler tarafından tören provalarının başladığı 13 Ağustos 2024 tarihinden itibaren çeşitli zamanlarda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı ile dekanlığa başvuru yaparak programda bulunmayan ve mevzuattan kaldırılan andı tören esnasında okumak ve vefat eden devre arkadaşları Harbiyeli İsmail Karaağaç'ı anmak için devre birincisi tarafından yapılması planlanan tören konuşmasında değişiklik yapılması talep edildi. Teğmen EE ilk olarak 19 Ağustos 2024 tarihinde bölük komutanlığına başvurdu. Akabinde değişik zamanlarda farklı makamlara 3 başvuruda daha bulunuldu. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evelallah temizlenecek. Evet, İmam Hatipler'in önder, İmam Hatipler şeyinde konuşuyor, buluşmasında ve birkaç tane kendini bilmez temizlenecek diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının zedelenmesi, bu nedenle ihraçların istendiği söyleniyor. Bakın bu haberi hatırlayacaksınız, Sarıklı Amiral yaş kararlarıyla emekli edildi. Çünkü bir dergaha gitmişti, üzerindeki üniformayla ve o üniforma, bakın burada hemen görünüyor, şuradan rütbesini de görüyorsunuz, apoletlerini. Başka bu tarikat mensubu, Tuğamiral, ihraç edilmedi. El çektirildi, Yüksek Askeri Şura tarihi beklendi. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilerek böylece bütün askerlik haklarını alması sağlandı. Yani birçok asker bu dönemde rütbeleri sökülerek onlarca yıl hizmet verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde onlarca yıl hizmet verdikten sonra bir er gibi değerlendirilirken bu amiral Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliye sevk edildi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelemedi. Bugün teğmenlerin itibarını zedelediğini söyleyenler için söylüyorum. Bir görselimiz daha var. Onu getirir misiniz? 15 Temmuz görselini. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı, AKP iktidarı özel afişler hazırladı. O afişlerde bakın bu görselleri kullandı. Çok daha fazlası var. Elleri başında bir asker görüntüsü, teslim olan asker görüntüleri ve 15 Temmuz destanı derken askeri bu biçimde aktaran, bu görsellerde bu şekilde kullanan ne AKP iktidarı için ne de bu afişleri hazırlayanlar için, savunanlar için kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelendiğini söylemedi mi zannediyorsunuz? Bu afişlerin ne kadar yanlış olduğu o günlerde vurgulandığı halde ne bir soruşturma duyduk ne bir yargılanan duyduk. Peki kimler yargılandı? Montrö bildirisini yayınlayan amiraller yargılandı. Üstelik beraat ettikleri, gözaltına alınıp günlerce gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla bileklerinde kelepçeyle serbest bırakılan amiraller sonrasında beraat ettikleri halde hala üzerlerine gidilmeye, hala onlar için bir mahkumiyet kararı çıkartılmaya çalışılıyor, sürekli itiraz ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 15 Temmuz darbecilerinin aldıkları terfilerle itibarını, yani o darbecileri sürekli terfi ettirerek FETÖ'cü oldukları, Fethullah Gülen müritleri oldukları bilindiği halde bu konuda hazırlanmış pek çok rapora rağmen onları terfi ettirip Türkiye'ye 15 Temmuz utancını yaşatanlar bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını koruduklarını söylüyorlar. İnanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Devam edelim. Bir dava haberi daha var. Çok dava var bugün. Yani Ayhan Baro Kaplan davası bir tarafta görülüyor. Akşam saatlerinde CHP'si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Aslında önce avukatı bir mesaj paylaştı ve Recep Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki davada bu cuma günü Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye gideceğini söyledi. Kılıçdaroğlu bir videoyla mahkemeye gideceğini duyurdu ve safları sıklaştırın dedi. Yani cuma günü Ankara'da görülecek mahkeme için
herkese çağrı yaptı. Aziz milletim, BOP eş başkanı Erdoğan'ın açtırdığı hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle savunma yapmak için 22 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıkacağım. Sevgili kardeşlerim, savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya misak-ı milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren 5 evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum. Dostlar, safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayi Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevri nasıl parçalayıp yırtıp attıksak emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın, birlikte başaracağız.